Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Evet, bu videodaki ismimiz Leroy Fer. Evet, Hollandalı oyuncu, bildiğiniz üzere günümüzde serbest ve Türk takımlarının özellikle Başakşehir'le Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği yönünde dedikodular var basında arkadaşlar. Biz de Leroy Fer'in 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax scout raporlarını alacağız. Efem Editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra kısa şöyle bir kariyer geçmişine bakacağız Leroy Fer'in. Evet, Leroy Fer Hollandalı, bildiğiniz üzere 28 yaşında, 5-1-1990 doğumlu, 29 yaşında diyebiliriz. Hollanda milli takım formasını 11 kez giymiş ve bir gol atmış durumda. Şu an serbest oyuncu statüsünde arkadaşlar Leroy Fer. Pozisyon olarak en verimli olduğu rol ve görev merkez orta sahada savaşçı orta saha savunma görevi. Ofansif oyun kurucu hücum, iki yönlü orta saha destek, defansif oyun kurucu savunma rol ve görevlerinde de oynayabiliyor merkez orta sahada. Hatta defansif orta sahada da oynayabildiğini görüyoruz. Ve biz onu en verimli olduğu rol ve görevde savaşçı orta saha savunma görevinde değerlendireceğiz. Boy 1.86, ağırlık 90, biraz kilo almış herhalde. Son zamanlarda kariyerine böyle başlamamıştı fiziksel olarak. Kullandığı ayak sağ, kişilik heyecanlı, medya gözünde orta saha, topa kayarak hamle yapan bir oyun tarzı var. Evet, fiziksel 14, dayanıklılık 10, denge 15, güç 17, hız 15, hızlanma 14, vücut zindeliği 10, sıçrama 15 arkadaşlar. Güç, hız, çeviklik, hızlanma gayet iyi rakamlar ama dayanıklılığı oldukça düşük mevkisine göre, savaşçı orta saha rolüne göre ve vücut zindeliği koca bir soru işareti. Zaten vücut zindeliği, yani sakatlığa meyilli bir oyuncu olması ile ilgili yorumlarda bulunacağım videonun önümüzdeki zamanlarda sürelerinde. Zinsele gelelim. Agresiflik 15, cesaret 18, çalışkanlık 12, karar alma 10, kararlılık 10, konsantrasyon 8, liderlik 13, ön sezi 11, özel yetenek 12, pozisyon alma 10, soğukkanlılık 13, takım oyunu 14, top salon 11, vizyon 13. Yani ortalama zihinsel özellikler değil. Çok iyi değil bence. Evet, cesaret, agresiflik ve takım oyunu iyi ama diğer noktalarda, özellikle yani ön sezi, pozisyon alma, topsuz alan gibi, o merkez orta sahada savaşçı orta saha rolünde önemli özelliklerde düşük. Bence düşük. Yani çok iyi diyemem zihinsel özelliklerine. Tekniğe gelelim. Uzaktan şut 12, top kapma 15 gayet yeterli. Teknik 14, serbest vuruş 9, penaltı 11, pas 13, markaj 9, kafa vuruşu 14, ilk kontrol 12, dribling 14, bitiricilik 13. Evet, yani bir savaşçı orta saha oyuncusu için gayet yeterli teknik özellikler diyebiliriz. Yani profile baktığımız zaman teknik, fiziksel bir adım öne çıkıyor. Zihinselde hala zayıf olduğunu düşünüyorum bazı noktalarda. Peki Ajax scoutların ne demişler? Şu an Eredivisie seviyesinde gayet iyi oynar. Fer'in yetenekleri hakkında bazı kuşkular var ve büyük ihtimalle piyasada daha iyi seçenekler bulunabilir demişler. Evet, yani evet, iyi futbolcu demişler ama daha ilerine bulabiliriz. Olumlu referans vermemişler arkadaşlar. Leroy Fer'le ilgili olarak teknik ekibi, Ajax scoutları. Eksiler: İstikrarsız bir oyuncu, sinirine hakim olamadığı zamanlarda aşırıya kaçan hareketler de yapabiliyor. Evet, en önemli eksikliği sakatlığa meyilli bir oyuncu ve konsantrasyon eksikliği yüzünden markaj görevini yerine getirmekte zorluk çekiyor. Evet, artıları gelelim. Çok cesur. Fer muhtemelen merkezdeki arkadaş grubundakilerle gayet uyumlu bir olacaktır. Espiritüel, önemli maçlarda oynamayı seviyor. Birkaç mevkide verimli olabiliyor. Cesareti ve çalışkanlığı onu oldukça iyi bir takım oyuncusu yapıyor. Oyuncu standart pozisyonu için eğitilebilir demişler. Bir de Hollanda'da yabancı olmamasını artı olarak göstermiş Ajax scoutları. Ama teknik ekibe başka oyunculara yönelelim demişler. Efem, evet, Efem Editör rakamları 133'e 126. Potansiyel yetenek 133 fena bir rakam değil. Mevcut yetenek 126 da çok kötü bir rakam değil. Ama Beşiktaş, Başakşehir için belki yeterli rakamlar ama Beşiktaş için ben uygun rakamlar olduğunu düşünmüyorum. Efem Editör'de hemen hemen gelişimini tamamladığını söylüyor bize. Zaten yaşı itibariyle fiziksel anlamda bir düşüşe girecektir artık. Bu da mevcut yeteneğine negatif olarak yansıyacaktır. Evet, gelelim geçmişine arkadaşlar. No Feyenoord çıkışlı arkadaşlar oyuncu. Feyenoord'dan 2010-2011'de Twente'ye gidiyor. Twente'de ilk sezon 26 maç 8 gol. İkinci sezon 26 maç 5 gol atıp 4,9 milyon euro Norwich'e gidiyor. İlk sezon 29 maç 3 golü var ve 2014-2015'te 10 milyon euro karşılığında Quick Park Rangers'a geçen oyuncu. İlk sezon 29 maç 6 gol. İkinci sezon
Yarı devrede 19 maç 2 gol atıp Ocak transfer döneminde kiralık olarak Swansea'ye gidiyor. Swansea'de yarı devrede 11 maçta golü yok. 2016-2017 4,3 milyon euroya Swansea bonservisini alıyor. 30 maç, 34 maç 6 golü var Swansea'de 2016-2017'de. 2017-2018'de de arkadaşlar 20 maç 1 golü var. Gelelim 2018-2019 performansına. İşin bence püf noktası burada zaten. Evet arkadaşlar, 29 Ocak 2019 tarihinden bu yana Leroy Fenn'in resmi maçı yok. Yani 8-9 ay olduk. Neredeyse bir seneye varan bir süre olacak arkadaşlar. Leroy Fenn'in resmi maçı yok. Yani maç pratiği çok zayıf. Ağır bir sakatlıktan çıktı. Şu anda çok talibinin olduğunu da düşünmüyorum Avrupa piyasasında. Yoksa hiç fena özellikler değil gördüğünüz üzere bu özellikler. En kötü ihtimal bir şampiyonşip takımıyla anlaşabilirdi. Ya da Hollandalı bir takımla anlaşabilirdi Leroy Fenn. Feyenoord iddiaları var. Feyenoord iddiaları günden güne artıyor. Ama şu an somut bir gelişme yok o konuda. Yani evet, serbest oyuncu statüsü üstünde olması transferin en büyük avantajı. Ama arkadaşlar çok sakatlanan, özellikle son zamanlarda çok sakatlanan bir oyuncu. Yani transfer yapmış olmak için yapmak bana biraz komik geliyor. Oynatamayacağınız böyle riskli, sağlık açısından riskli bir transferlere ben çok olumlu bakamıyorum ne yazık ki. Altyapı yönelin abi. Altyapıdan oyuncu çıkartıp oynatmak çok daha mantıklı. Dediğim gibi bence uzak durulması gereken bir isim Leroy Fer arkadaşlar. Yani evet, belki özelliklerinde, profil özelliklerinde çok iyi noktalar var. Ama isterse bütün özellikleri 20 olsun arkadaşlar. Ben onu sahada oynatamadıktan sonra bana kalırsa hiçbir esprisi yok. O yüzden umarım Türk kulüpleri Leroy Fer'den uzak durur. Evet arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.